Son dönemde sıkça konuşulan ve her geçen gün kendini yenileyen, aynı paralelde kullanım oranı da artan elektrikli otomobillerden ve geleceğinden bahsedeceğim. Yıllardır bilim kurgu filmlerinde ve fuarlarda gördüğümüz fütüristik otonom otomobiller, elektrikli otomobillerin yollara çıkmasıyla birlikte artık kullanılabilir hale gelmeye başlıyor. Elektrikli otomobiller özellikle ülkemizde yakıt fiyatları göz önüne alındığında otomobil kullanıcıları için muazzam bir olgu olmasının yanında uzun dönem kullanımında da yaşam alanı olan dünyamız için %0 emisyon olması sebebiyle de çevreye duyarlı bir model yapısına sahip. Her yönden avantajlı. Elektrikli otomobiller yapısı gereği fosil yakıtlı, benzin, dizel ve benzeri otomobillerden daha basit bir yapıya sahiptir ve bu sebeple otonom sürece daha yatkındır. Aslında bilim kurgu filmleri ve fuarlarda gördüğümüz araçların gösterişli ve çok özellikli olmasının bir sebebi de budur. Otomobilin donanım parçaları ne kadar karmaşıklıktan uzak olursa yürüme aksamı da o kadar esnek oluyor. Yakıt tüketiminde bir avantaj sağladığı gibi yine yapısı gereği donanım parçalarının çok daha az olması sebebiyle servis maliyeti de aynı paralelde düşüyor. Basit çalışma mantığı. Elektrikli otomobillerin çalışma mantığı yıllarca lunaparklarda kullandığımız çarpışan otomobiller gibidir. Şanzıman mantığı olmadığından gaza bastığınız anda gider ve ayağınızı gazdan çektiğiniz anda otofren dediğimiz frenleme sistemi devreye girer. Yani siz frene dahi basmadan otomobil yavaşlamaya başlar. Böylece gazdan ayağınızı çektiğiniz anda kinetik enerji oluşarak enerji geri kazanımı sağlanır. Bunun yanında elektrikli otomobillerin gaza olan tepkime süresi fosil yakıtlı otomobillerden çok daha hızlıdır ve kalkışta fosil yakıtlı çok güçlü otomobilleri dahi rahatlıkla geride bırakabilir. En önemlisi de büyük şehir trafiğinde otomobil kullanıcılarının hem zararlı gazlardan etkilenmemesi hem de dur kalk da fosil yakıtlı otomobillerin aksine tüketim yapmaması başka bir avantajı kullanıcılarına sunuyor. Elektrikli otomobiller trafik anında durduğu yerde kinetik enerji ile kendisini şarj edebiliyor ve ekstra güç harcamıyor. Elektrikli otomobiller trafik çilesi olan şehirler için bu konuda oldukça önemli bir avantajı kullanıcılarına sunuyor. Dünya genelinde elektrikli otomobil satışlarında hızlı bir artış var. Elektrikli otomobil üreten birçok marka var ve aslında bu markalar yaklaşık 10 yıldır elektrikli otomobiller üzerinde çalışmalar yürütüyorlar. Bunların bazıları konsept araçlar olarak yalnızca fuarlarda ilgi çekmek ve markanın vizyonunu göstermek amaçlı kullanılırken bazıları da çok az adetlerde otomobil pazarına sunuluyordu. Bu durum Tesla'nın ortaya çıkışı ve geliştirmiş olduğu otonom donanımlı araçlar reel olarak otomobil severlerin beğenisini sunmasıyla birlikte değişti. Ülkemizde elektrikli otomobil satışları yaklaşık 5 yıldır aktif olarak gerçekleşiyor. Batarya endişesi yavaş yavaş sona eriyor. Batarya teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte elektrikli otomobillerin en büyük sorunu olan menzil ve şarj süreleri hızla gelişiyor. Bugün Avrupa'nın en çok satan modeli olan ve ülkemizde de geçtiğimiz ay satışa sunulan yeni batarya teknolojili Renault Zoe modeli tam şarj ile yaklaşık 395 km gidebilmesinin yanında normal şarj ile 1 saatte yaklaşık 120 km, hızlı şarj ile 30 dakikada 150 km menzil alabilecek şekilde batarya dolumu gerçekleştirebiliyor. Elektrikli otomobillerin en büyük maliyet kalemini oluşturan ve kullanıcıların çekincesi olan batarya problemi önümüzdeki 5 yıl içerisinde tarih olacak gibi görünüyor. Elektrikli otomobil tercih edilmeli mi? Otonom araç, konforlu kullanım, yakıt tüketimi olmayışı, çevreye duyarlı oluşu, servis maliyetinin çok düşük oluşu, hükümetler tarafından elektrik kullanımına teşvik olması gibi sebeplerden dolayı elektrikli araçlar tercih edilmeli. Bu videomuzda elektrikli otomobiller hakkında merak edilen detayları ve önümüzdeki dönem